Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la birlikte Türkiye'de satılmayan yüzlerce ürünü inceleyeceğimiz serinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün yanımda Honor Magic 5 Pro var. Bu telefon Türkiye'de satılmıyor ve satılmayacak muhtemelen. Ancak özellikleriyle diğer markaların amiral gemileriyle çok rahat kapışabilecek bir yapıya sahip. Kamera tarafında gerçekten çok iyi özellikleri var. Bu telefondan başlamak istememin sebebi de şu. Yurt dışında özellikle kullanıcı anlamındaki incelemelerde telefon çok sevilmiş, bayağı beğenilmiş. Yurt dışında yaşayan Türkler de buraya yorumlar yazmış. Premium bir telefon istiyorlar. Var, çok iyi çalışıyor falan filan diye. Biz de dedik ki acaba gerçekten bu hizmeti var mı? Türkiye'de yok ama Honor Magic 5 Pro şu anda sizinle birlikte. Öncelikle videomuz sponsoru değil arkadaşlar, bunu baştan söyleyeyim. Şöyle baktığımızda zaten ilk merak ettiğimiz şey bu kamerası oluyor. Burada gördüğünüz bu çıkıntılı büyük alana Honor İlham Perisi'nin gözü adını vermiş. Burada da Falcon yakalama algoritması kullanıyor. Şimdi bu algoritmayı Honor kendi lansmanında çok uzun uzun anlatmıştı. Bayağı bir teknolojisi var ve yani hem kamera hem ekran tarafını bayağı birer saat anlattı desek yeridir. Burası sadece bir videoda anlatılmaktan ziyade bayağı dokümanlarca okunabilecek bir durumda. Onu söyleyeyim öncelikle. Falcon yakalama algoritmasıyla örneğin bir gülümsemeyi çok rahat görebiliyorsunuz. Bir havadaki bir sporcuyu o an diyelim ki basketbol oynuyorsunuz, zıpladın tam basacağın sımacı sizi çok iyi yakalayabiliyor. Onun dışında odaklama hızı %100 küsür müydü, %200 küsür müydü çok daha yüksek ve bunlar çok faydalı oluyor çünkü hani yakalamanız gereken bir an var ve bir daha o anı çekemezsiniz diyelim ki. Bu algoritma sayesinde bu konuda çok daha avantajlı oluyorsunuz. İsterseniz ilk olarak bir ana kameradan başlayalım, detaylandıralım. Burada 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.6 diyafram açıklığına sahip Sony IMX878 model kullanılmış. En başarılı olduğu noktalardan biri de en ince ayrıntıları bile parlak bir şekilde görüntüleyebilmesi. Şimdi quad bias sensörlü birçok kamera bu işlevi başarıyla yerine getiremiyor açıkçası. Ancak hem bu konuda hem de gelişmiş görüntü işleme konusunda Honor Magic 5 Pro oldukça iyi sonuçlar çıkarıyor gerçekten. Renk üretimi ve beyaz dengesinin iyi olduğunu, aynı zamanda da kontrastı koruduğunu da belirteyim. Şimdi ben genellikle kameraları yorumlarken şunu söylüyorum her videomda. Doğru ışığı ve doğru açıyı yakalarsanız. Bunu çok söylüyorum. Çünkü eğer bunu yaparsanız çok basit bir telefon bile kullansanız gerçekten güzel fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz. Ama burada Honor Magic 5 Pro gerçekten düşük ışıkta bile çok iyi sonuçlar almanızı sağlıyor. Aynı zamanda ortam biraz karanlıksa, yani kamera için uygun değilse otomatik olarak gece moduna geçiyor. Bu sizin kendi ayarlayacağınız manuel gece moduyla aynı zaten. Ki bu gece moduna rağmen fotoğrafın keskinliğini ve detaylarını korumaya devam ediyor. Ama şimdi şunu da belirteyim. Gece modunda ister istemez yapay zekanın kullandığı bir gerçek dışı aydınlatmaya ihtiyacımız oluyor. Bunu telefon zaten kendisi ayarlıyor. Siz buna bir etki etmiyorsunuz. Ama ortamdaki ışık artık böyle çok çok düşük ya da çok kalitesiz durumdaysa oradan alacağımız gece modundaki çekim çıktıları biraz gerçek dışı olabiliyor. Yani biraz bulanık ya da işte keskinliğin kaybolduğu görüntülerde alabiliyoruz. Şu an isterseniz hatta bir deneyelim. Mami bir ışıkları kapatsana. Işık arkamda kaldığı için mantıken benim karanlıkta kalmam gerekiyor. Şöyle bir tane çekeyim hemen. Şöyle portreden. Bakayım nasıl çıktı. Yani önümde de hafiften bir ışık var gibi duruyor. Kapatma şu anda. Evet, şimdi şöyle bir gece modunu aldım. O az önceki portreydi. Kısa bir işleme süresi geçti. Vay, aydınlık çıktı ya. Arkamda daha aydınlık çıktı yani, sadece ben değil. Geldim. Geri döndü. Video tarafına geldiğimizde de 4K 60 FPS çekimler yapabiliyorsunuz. Time lapse var, çekimi değil. Hatta ben şu an bunları konuşurken kamera karşısında gördüğünüz gibi top sektiriyorum. Bu görüntüyü göreceksiniz şu anda. Tamam, hızlanıyorum ve hemen geçiyorum diğer kameraya. Burada 122 derecelik bir açıya sahip ultra geniş açılı kamerası yer alıyor. Bunun diyafram açıklığı da f2.0. Yani birkaç çekim yaptım bununla ilgili ve şu anda ekranda görüyorsunuz. Ki ben ultra geniş açıyı son zamanlarda biraz fazla kullanmaya başladım. O yüzden hoşuma gitti açıkçası. Diğer işte gece modu ya da mesela makroyu da anlatacağım şimdi ama makroyu o kadar kullanmıyorum. Ultra geniş açı normal düz ana kamera dışında benim belki de kullandığım tek açı olabilir yoğun bir şekilde. O yüzden aldığım performansın iyi olduğunu söyleyebilirim. Periskop kamera tarafında da yine 50 megapiksellik ki bunlar bildiğiniz gibi genelde işte 3 megapiksel olur, 5 olur, 8 olur, hani 12 olur bir şey olur ama 50 telefon ben daha önce incelememiştim. Vardır eminim başka telefonlar ama yani benim kendim deneyimlediğim ilk telefon oldu. Belki bu yüzdendir ama Honor Magic 5 Pro bu konuda benim gerçekten hoşuma gitti. Bu periskop kamerada da Sony IMX858 kullanılıyor ve 3.5x optik yakınlaştırma, 100x'e kadar da dijital yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Burada yaptığımız makro çekimlerde hem ışık hem de detay performansı gerçekten iyiydi bana kalırsa. Ama şunu da söylemem lazım. 2x'ten sonra optik, 10x'ten sonra da dijital zoom artık gerçekliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Hem pozlama konusunda hem işte renkler biraz solmaya başlıyor falan. Böyle telefon testlerinde şeyler var ya, böyle karşı komşunun balkonun içinden evine yakınlaşıyorlar bir şeyi kanıtlamak için. Hani
Zoom yapabildiğini. Neyin testi bu bilmiyorum ama eğer bir maçta ya da ne bileyim bir konserde falan değilsem böyle bir yakınlaştırma ihtiyacını hissetmiyorum. Dediğim gibi ama bahsettiğim aralıkta verdiği performans gerçekten çok çok iyi seviyede. Geçiyorum ön kamera tarafına. Burada 12 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip bir kameramız var. Yani günlük hayatta ön kamerayı eğer aktif kullanıyorsanız çok iyi bir sonuç alacağınızı söyleyebilirim ya. Bu konuda gerçekten beni tatmin etti. Birkaç telefon vardır beni hani ya bu ön kamera beni gerçekten götürebilir dediğim. Honor Magic 5 Pro'nun kamerası da bunlardan birisi oldu gerçekten. Video tarafına baktığımda da ön kamerada 4K 30fps'e kadar kayıt alabiliyor. Kamerayı bu kadarla geçeyim. Eğer bir sorunuz olsa lütfen yorumlarda belirtin. Ufak tefek eksilerden de bahsettik ama ya genel olarak aktif Android cihazlar arasında en iyi 5 kameraya sahip telefon içine ben çok rahat yazarım ya, öyle söyleyeyim. Geçiyorum tasarıma, bu arka tarafta yer alan İlham Perisi'nin gözüyle başlayalım isterseniz. Honor'la özdeşleşmiş olsa da aslında alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. Kamera direkt bir çıkıntı olarak eklenmemiş, ona doğru hafiften böyle yükselen bir yapısı var. Alüminyum üzerine akan temperli camla kaplanmış. Bu camla ilgili çok fazla detay vermiyor Honor ama oldukça dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. En büyük dezavantajı ne derseniz şuna çok ihtiyaç duyuyorum. Çünkü parmak izini biraz fazla tutuyor arkadaşlar. Parmak izini biraz fazla tutuyor gerçekten. Bak görüyor musun, bir anda cillop gibi oldu. Hatta şöyle koyayım biraz da dursun. Ya bizdeki rengi siyah tabii ki, bunun da bu parmak izini görmemiz açısından biraz dezavantajı olabiliyor. Güzel görünse bile rengi. Bunun dışında çayır yeşil adında bir rengi var ve Avrupa dışındaki pazarlarda da işte turuncu deri gibi farklı renkleri de bulunuyor. Masa üzerine koyduğunuzda doğal olarak bir yükselti oluyor. 219 gram gibi bir ağırlığa sahip bir amiral gemisi telefonu olarak gördüğümüzde normal bir ağırlık denebilir bu. Doğal olarak tabii ağırlığın fazla tarafı üst tarafta. Yüksekliğini söyleyeyim size, 162.9 mm boyunda, 76.7 mm eninde ve 8.77 mm kalınlığında. Ses ayarı ve kilit tuşu da telefonun yine sağ tarafında yer alıyor. Type-C ile şarj oluyor. Alt tarafında çift SIM'in soketi var. Bunu buradan takıp çıkartabiliyorsunuz. Hem alt hem üstte hoparlör var. Bu da artık büyük telefonlarda özellikle standart haline gelmiş durumda. Ve kızılötesi sensörleri var. Bununla da işte isterseniz kumanda olarak da kullanabiliyorsunuz. Birçok telefonda olduğu gibi. Ön tarafta ise 6.81 inç boyutunda Full HD Plus OLED bir ekran karşılıyor bizi. %90 üzerinde bir ekran gövde oranına sahip. 120 Hz'lik bir yenileme hızının yanında 1 milyardan fazla da renk sayısı bulunuyor. Çerçevesiz tasarımı ve bahsettiğim ekran gövde oranı ile birlikte geniş, canlı ve kaliteli bir deneyim yaşayabiliyorum kullanırken. Son olarak 460 ppi'lik piksel yoğunluğuna ve 1300 nite ulaşan ekran parlaklığına sahip olduğunu belirteyim. Ben geçeyim donanım tarafına. Honor Magic 5 Pro 8 çekirdekli 3.2 GHz CPU frekansına sahip Snapdragon 8 Gen 2 bir işlemci kullanıyor. Aynı zamanda da 12 GB RAM'e ve 512 GB'da bir depolama alanına sahip. Normalde 8'lere 6'lara biraz alışmış durumdaydık ama bir amiral gemisi için bile yer yer fazla görünebilecek bir RAM kapasitesi olduğunu söyleyebilirim. 512 GB depolama, kendi adıma konuşuyorum, çok bile. Ben 256 GB'ı daha 2 senede 3 senede doldurmuş değilim yani, öyle söyleyeyim. Genel performans olarak iyi olduğunu söyleyebilirim. İster şarja takılı ister şarja takılı değilken kullandığımda, bir şeyler izlediğimde, oyun oynadığımda falan çok bir ısınma, kasma, donma gibi bir şeyle karşılaşmadım. Hatta şimdi konu buraya gelmişken bir oyun testine gidelim. Ama bu sefer biraz işi sadece PUBG ile bırakmayacağım. Bir 10 dakika PUBG, 10 dakika kafa topu, 10 dakikada Subway Surf oynayalım. Hemen arkasında burada buluşalım. Testimize geçmeden önce bir sıcaklığımızı ölçelim. Aynı zamanda şarj seviyemizi de görebiliyoruz. Evet, süremiz bitti ve sonuçları ekranda görüyorsunuz. Oyun testimizde genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Nasıl buldunuz bunu merak ediyorum. Lütfen yorumlarda belirtin bana. Onun dışında ben şu ana kadar anlattığım her şeyde bir amiral gemisi performansı aldığımızı gerçekten düşünüyorum. Ama bizim için asıl konu tabii bu telefonu ne kadar süre kullanacağımız. Yani bataryasının ne kadar gittiği. 5100 mAh'lik bir bataryası var. Aynı zamanda kutu içinden 66 Watt'lık bir adaptör çıkıyor ve şarj kablosu çıkıyor. Bu bataryayı 66 Watt'la hızlı, 50 Watt'la da isterseniz kablosuz bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bu sayede de aktif kullanılsa bile çok rahat bir günü çıkarabiliyorsunuz.
olabileceğini söyleyebilirim. Şeyi de ekleyeyim, IP68 su geçirmezlik sertifikası var. Bu da en azından kağıt üstünde söylenen şu. 1,5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar aktif olarak kalabiliyor. Herhangi bir sorun yaşamıyor. Genel olarak bir de fiyatını söyleyeyim size arkadaşlar. Türkiye'de satılmadığını ve satılmayacağını muhtemelen bir kez daha ekleyeyim. Mami, sence fiyatı ne kadardır? Yani 1000 dolar olabilir aslında ya. Yaklaştım bu arada, çünkü telefon arkadaşlar işte RAM ve hafıza konusunda kendi içinde ayırmışlar düşükten yükseğe doğru. 1100 ile 1300 dolar arasında satıldığını söyleyebilirim. Yurt dışında telefonu alan ve kullanan birçok kişi olumlu yorumlar yapmış. Biz de o yüzden incelemek istemiştik ve güzel bir iş çıkardığını söyleyebilirim gerçekten. Bizim için bu video buraya kadardı. Sorularınız, düşünceleriniz ya da Türkiye'de satılmayan ama bizim alıp incelememizi, size göstermemizi istediğiniz başka ürünler varsa, telefon olmak zorunda değil kesinlikle, lütfen bunu yorumlarda belirtin. Biz de alalım ve hep beraber bakalım neymiş, ne değilmiş. Eğer videomuz sizin için faydalı olduysa da lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.